Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere harika samsa böreği tarifi vereceğim. Orta Asya'da oldukça meşhurdur. Buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt ilave ediyorum. 5 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ettim. Sıvı yağ ile de olur. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum ve bu karışımı şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Su ve süt oda ısısındaydı arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. Böyle yumuşak dokulu bir hamur istiyoruz. Sert yapmayın, çok fazla cıvık da yapmayın. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur yoğuracağız. Toplamda 3-3,5 su bardağı kadar un kullandım. Unun kalitesi onun miktarına göre değişir. Lütfen kontrollü olunuz. Unun kıvamı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Hamur toparlandıktan sonra, hamurun kıvamı. Hamur toparlandıktan sonra masa veya tezgah üzerinde bu şekilde en az 2-3 dakika boyunca yoğurmalısınız. Yoğrulan hamuru tekrar kabına koydum. Üzerini kapatıyorum ve sadece 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bu sırada ben yağı erittim 100-125 gram kadar. 5 dakika dinlenen hamuru nişasta yardımı ile açacağım. Hamur yoğururken her zaman unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde dökünüz. Hamuru açabildiğimiz kadar açalım. Tezgah küçük geldiği için masaya geçiyorum. Ve masada açmaya devam ediyorum. Bu böreği genelde kıymalı yapılıyor. Çiğ bir harçtan yapılır. Ama peynirli olanlar da var. Çiğ nasıl olur, pişiyor mu vesaire diye daha önce de ben paylaşmıştım ama farklı bir hamurdu o zaman. Soran çok oluyor. Gayet güzel pişiyor ve çok lezzetli oluyor. Şimdi hamuru açabildiğim kadar açtım. İncecik açın. Çok fazla ince olmasına gerek yok ama kalın da olmasın arkadaşlar. Eritmiş olduğumuz tereyağını hamurun her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Bir fırça yardımı ile veya elinizle de her tarafına gelecek şekilde paylaştırıyoruz arkadaşlar. Ben sade yağ kullandım. O yüzden rengi bu şekilde. Tereyağı olur, margarin olur. Hangisini kullanmak isterseniz kullanın arkadaşlar. Hepsi de olur. Her tarafına eşit gelecek şekilde fırça ile dağıtıyorum. Şimdi bu şekilde her tarafını yağladıktan sonra saracağız. Bunu arkadaşlar olabildiğince ince ve sıkı bir şekilde sarmalısınız. Ucundan başlayın sonuna kadar bu şekilde kendinize çeke çeke sıkı bir şekilde sarın. Evet, bütün hamuru bu şekilde sardım. Şimdi eğer vaktiniz yoksa arkadaşlar 1 saat buzluğa atın. Ama ben ertesi gün yapacağım. Ertesi gün yapacaksanız buzdolabının normal kısmına koyun. Buzluğa değil de normal buzdolabının işte peynir zeytin koyduğunuz o bölüme üzerini güzelce kapatın.
ve dinlenmeye bırakın. Ben bir gün boyunca dinlendireceğim. Eğer benim aciliyetim var, hemen yapmak istiyorum derseniz en az 1 saat buzlukta dinlendirin ve çıkartıp o şekilde yapın. Ama bir gün dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ertesi gün iç harcını hazırlıyorum. Kıymalı yapacağım. Dilerseniz peynirli, patatesli vesaire de yapabilirsiniz. Kıymayı çiğ kullanıyoruz. Kıymanın üzerine bolca, mesela 500 gram kıyma mı kullandınız, bir 400 gram kadar soğan, kuru soğan kullansanız, yani kıymayla soğanın miktarı eşit olursa çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Buna dikkat edin. Soğanı da küp küp doğrayıp kıymanın üzerine ekleyeceğim. Sadece karabiber ve tuz ilavesi yapacağım. Ondan sonra karıştırıp yoğuracağım. Kıymam oldukça yağsız olduğu için şöyle birazcık zeytinyağı gezdireceğim üzerinden. Eğer yağlı bir kıyma kullanırsanız ekstradan yağ dökmenize gerek yok arkadaşlar. Genel olarak kıymalı satılır bu samsa börekleri ve çok lezzetli olur. İçini kavurmadığımız için de ayrı bir lezzetli olur. Pişer mi, nasıl olur vesaire de hiç düşünmeyin. Daha önce denemediyseniz çiğden deneyin arkadaşlar. Farklı bir lezzeti oluyor. Gayet de güzel pişiyor. Hiç şey yapmayın, düşünmeyin arkadaşlar o kısmını. Güzelce karıştırdım. İç harcım da hazır. Buzdolabından hamurumu çıkartıyorum, artık yapım aşamasına geçebiliriz. Katı yağ kullandığımız için hamur, bakın, böyle donup kalmış gibi. Şimdi arkadaşlar 2-3 parmak kalınlığında bıçak yardımıyla kesiyoruz. Bakın, şu kamera netleşsin. İçinin o katmanlarını göstereceğim. Bakın, görüyor musunuz? Sardığımız o katlar tek tek görülüyor, sayılıyor. Bu şekilde kestikten sonra bu katların üzerine elimizle bastırıyoruz ve bu şekilde bezeleri yapıyoruz. Bu böreğin bezelerini bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Hiç bekletmeden buzdolabından çıkartıp hemen bu işlemi yapın. Evet, bütün hamuru bu şekilde bezelere bölüyorum. Hemen hızlıca geçiyorum buraları. Arkadaşlar, yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Lütfen bir emoji de olsa yorum bırakın, videomu beğenin. Abone değilseniz hala kanalıma abone olun lütfen. Evet, yine arkadaşlar bu hazırlamış olduğumuz bezeyi açarken de nişastadan yardım alıyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz bezeyi açalım incecik. Bir merdane veya oklava yardımıyla, hangisini kullanırsanız. Hazırlamış olduğumuz iç harcını da ortasına yerleştirelim. Şimdi düşünüyor olabilirsiniz, yani yuvarlak bir beze nasıl üçgen şeklini vereceğiz diye. Oldukça kolay arkadaşlar. Bolca iç harcını koydum. Biz Maraş kömbesini yaparken de içi böyle çiğden koyarız. Daha lezzetli olur. Asla kavurmayız arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar, ilk etapta A şeklinde bir ucunu kapatıyoruz. Bakın. Bu şekilde ucunu kapattık, A şeklini. Burası açık kaldı. Sonra bu şekilde de kenarların uçlarını birleştiriyoruz. Ve üçgen şeklini veriyoruz arkadaşlar. Biraz nişastayı fazla kullanmışım. Yapıştırırken zor oldu ama çok fazla kullanmayın. Az bir şey kullansanız yeterli. Zaten böyle dolaptan çıktığı için sert, hani böyle yapışkan bir hamur değil. Az bir şey kullansanız yeterli olacaktır. İlkinde biraz fazla kullanmışım ama sonradan biraz az kullanarak. Çünkü yapıştırma esnasında daha kolay yapıştırırsınız. Bu şekilde ters çevirip fırın tepsisine yerleştireceğiz. Hemen bir iki tane daha göstermek istiyorum. Hızlıca. Bu böreği tandırlarda pişirirler. Böyle
Tandırda pişen samsa böreği bambaşka lezzetli olur. Bambaşka güzel olur. Bu ev usulü bir samsa böreği. Bu şekilde sıkıca kapattıktan sonra ters çeviriyoruz. Bakın böreğimizin katmanları da yine bu şekilde yaptıktan sonra görülüyor arkadaşlar. Hazırladığımız börekleri yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Ben birkaç tanesini pişireceğim, sizlere göstereceğim ayrıntılı bir şekilde. Diğer kalan kısmını da buzluğa atacağım arkadaşlar. Dilediğiniz zaman çıkartıp pişirmek için buzluğa atmak gerçekten çok ideal. Bu şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizdim. Bunları da buzluğa gönderiyorum. Tamamen donana kadar bekletip ondan sonra paketleyeceğim. Üzerini de buzluğa atmadan önce böyle bir poşet, streç vesaire sererseniz iyi olur. Önceden alt üst ayarda 180 derecede fırınımı ısıttım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Ama fırına sürmeden önce samsa böreklerimizin üzerine bir adet yumurta sarısını her tarafına gelecek şekilde fırça yardımı ile sürüyoruz. Dilerseniz susam çörek otu kullanabilirsiniz. Dilerseniz hiçbir şey kullanmasanız da olur. Ve samsa böreklerim çok güzel piştiler. Şimdi sizlere ayrıntılı bir şekilde dokusunu göstermek istiyorum. Çok güzel kabarmışlar ve sarmış olduğumuz her bir katı da kat kat görünüyor arkadaşlar. Bakın dokusu muhteşem. Bol içli, kat kat. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde kıymalı samsa böreklerimiz hazır. Bu şekilde katmanları arkadaşlar. Şimdi bunlar da buzluktan çıktı. Tamamen donmuşlar. Bir buzdolabı poşetini alacağım ve buzluğa kaldıracağım. Buzluktan çıkardığınızda 5-10 dakika fırın tepsisinde bekletip ısınmış, alt üst ayarda ısınmış 180 derecedeki fırına sürüp pişirebilirsiniz. Üzerine yumurta sarısı sürmeyi unutmayın arkadaşlar. Gayet güzel olacaktır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.